Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bir 10-15 günden beri video çekmiyordum. Kısa short videolar attım ama normal büyük video atmadım. Bana da içinizde yazanlar varmış. Yazanlar varmış değil, yazanlar var. Subay tıraşı istiyordunuz. Bende normalde subay müşterileri çok fazla olmadığı için hep fake kesimler, skinler hep onlardan gidiyorum. Ama bu sefer Ekin var. Ekin'in saçlarını subay tıraşı yapacağım. Ve yanları birini alacağız. Şuraları ikiyle kısaltacağız. Üstleri de makasla kısaltıp bırakacağız. Yani basit bir tıraş. Hem siz de öğrenin diye çekiyorum. Subay tıraşı nasıl yapılır? Normalde subay tıraşları yukarı kadar çıkılır ama biz çok fazla yukarı çıkmayacağız. Şuraya çıkıp buradan izleri kaybedeceğiz. Eğer ki böyle bir makineye sahipseniz ilk önce yağlayın. Eğer ki makineyi çok çalıştırdıysanız eğer ki. Bu makine bugün biraz fazla çalıştı. O yüzden bir yağlamamız şart. Sonra açın. Şöyle bir arkada böyle 10 saniye kadar bir çalıştırın makineyi. Ondan sonra bir peçete yardımıyla peçeteyle şöyle temizleyin sağını solunu. Ondan sonra tıraşa başlayın. Şimdi takalım bir numarayı. Şöyle bir numarayı gösterelim. Bir numarayla başlıyoruz. Evet. Subay tıraşları zaten en basit tıraşlardan biridir. Dipten böyle giderek kaldırarak yukarı doğru çıkabilirsiniz böyle hafif. Hem böyle izi de kaybedersiniz. Bu arada 10-15 günden beri video çekmiyorum. Sizler neler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor hayat? İyi misiniz? İşler nasıl? Bunları da yorumlarda yazarsanız çok memnun olurum. Ayrıyetten kanalıma abone olursanız, yorum yaparsanız çok ama çok sevinirim. Ayrıyetten like atmayı efendim. Bak bulanık olduğu zaman buna böyle tıkladığın zaman AF alıyor. Hemen böyle kilitliyor. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı unutmayın gençler. Ayrıca sormak istedikleriniz varsa onları da yazabilirsiniz. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Instagram adresim halim.altankingav ve bu benim şahsi hesabım. Ayrıyetten iş hesabım da Salon Halim Kingav Official. Orada da kestiğim saçları paylaşıyorum fotoğraf ve video olarak. Ayrıyetten TikTok'ta da varım. Halim Altankingav 1925 olarak TikTok'tan da takip edebilirsiniz beni. Şimdi bir numarayla aldık değil mi gençler? Aldık. Ondan sonra şu 1/2'yi takıyoruz. Çengeli aşağı çekip o bulanık ya. O bulanık olsun, bir şey olmaz, onu düzenleden ayarlarız. Ondan sonra buraları böyle ayarlıyoruz. Buraya bir kat vereceğiz yani. O sıkıntı olmaz. Videoyu çektikten sonra şey yapıyor. Düzenle dediğin zaman onu açıp kapatabiliyorsun. Böyle çengeli kaldırdık ve şimdi etrafını böyle temizliyoruz. Çok basit bir kesim. Çok fazla uğraşıp da uğraşacağımız bir model de değil. Yani berberlikte alaburuz tıraşı neyse subay tıraşı da odur yani. Basit kesime basit geçişler. Öyle çok fazla kendinizi sıkmaya gerek kalmıyor. Ondan sonra çengeli indirin. Şuradaki izleri görüyorsunuz değil mi? Şu izleri de makinenin sağ tarafıyla şöyle uçlara doğru böyle vurarak buradaki izleri kaybedebilirsiniz.
Bakın ilk işlemimiz bitti. Yanlar bitti bile. Şimdi gelelim enseler. Ense ve kulak arkalarını. Oraları alacağız. Ekerim favorileri ellemiyorum. Tamam abi aynı kaldı. Boyları da fazla ellemiyorum. Şu kulak arkalığını kimileriniz makasla alabilir, ben alışkanlık bende makinayla. Ben direkt makinayla hemen böyle 30 saniyede alıyorum zaten. Sizler de eğer makine kullanabiliyorsanız makinayla alabilirsiniz. Ondan sonra bu tarafa gelip favori etrafını alıp ondan sonra kulak arkasını şöyle hafif çizerek ondan sonra enseye geliyorsunuz. Evet arkadaşlar, şimdi burayı da bitirdik. Şimdi gelelim ense dibini inceltmeye. Şimdi kardeşimizin gördüğünüz gibi ensesi biraz sıkıntılı. Neden? Yukarıya doğru çıkıyor buraları. O yüzden buraları şu bölgeye kadar komple sıfırlayın. Eğer ki böyle bir saç gelirse, enseler böyleyse. Hangi noktada mesela? Şu noktaya kadar geliyor. Bu noktayı böyle komple sıfırlayın. İster ince sıfırla, ister böyle makinenin kalın sıfırıyla. Buraları böyle incelttik. Ondan sonra iki tık alın. Çengeli iki tık aldıktan sonra ondan sonra burayı böyle şuradaki izleri hafif hafif kaybedin. Tabii bunu alırken bunun üzerinde de bir iz oluşuyor ya. Onu da 4 tık. Çentiyi 4 alıyorsunuz. Şuraları kaybediyorsunuz. En sonda tamamen indirin. Şu son noktayı böyle geçerek size eşsiz bir ense çıkıyor. Hemen bakın, pek fazla uzun bile sürmedi ensenin işi, gördünüz mü? Nereden baksanız 10 saniyemizi aldı. Belki o kadar bile sürmedi. Ondan sonra varsa elinizde ince makine, bir de en altları inceyle geçip mesela şu makinenin böyle incesiyle buraları böyle hafiften yiyerek şu noktada makineyi kaldırmanızı tavsiye ederim. Şuradaki izi kaybedebilmeniz için. Böyle aldıktan sonra en sonunda da varsa elinizde brom, bromla temizlemek için buraları da aldığınız zaman enseler bitmiş oluyor. Çok basit. Fazla uzun sürmeden çok basit bir kesim. Enseleri ayarlamış olduk. Şimdi gelelim yanları ve üstleri kısaltmaya. Evet. Bu tarafları bir ıslattık. Tarağın ince tarafıyla buradan kökten girerek yukarı doğru kavis vererek şöyle çıkacaksınız. Buradan böyle gördüğünüz gibi ince ince, çok fazla yukarı çıkmadan, çünkü burası sınır noktası noktamız olduğu için burayı eğer ki bu tarafa doğru kaçırırsanız büyük sıkıntı olur saçta. Mesela buradaki fazlalıklar saç bu tarafa doğru çıktığı için
Şöyle değil de girişi böyle yapmanız lazım. Şu köşeye doğru. Bu tarafı aldık. Şimdi sıra geldi buraya. Efendim? Hiçbir şey gözükmüyor. Tam gözükmesin. Ondan sonra açacağız zaten. Şimdi burayı da böyle ayarladık arkadaşlar. Sonra gelin şu dönerin olduğu yere. Bu döner yukarı doğru çıkıyor. O yüzden şuradan ayırın aşağıya doğru. Aldığınız zaman burayı da böylece ayarlamış oluyorsunuz. Ondan sonra tekrar ıslatın saçı. Şimdi saç bu tarafta da tam tersine geliyor, öne doğru geliyor. Öne doğru geldiği için yandan şurayı ilk önce bir kotanızı ayarlamanız lazım, şu noktayı. Burayı ayarladıktan sonra önden buradan gireceksiniz. Burayı ayarladık. Ondan sonra burası. Eğer ki böyle bir saça siz şu noktadan böyle girerseniz bu saçın üstünde bir tane daha kat bırakırsınız. Bunu yapmamaya özen gösterin. Ön taraftan buradan alarak geriye doğru böyle kısaltıyorsunuz. Ve subay tıraşının yanlar tamamıyla bitmiş oluyor arkadaşlar. Şu an yanları aldık. Gelelim üstlere. Üstleri ister parmak arası, isterseniz de tarak üstü alabilirsiniz. Ben genelde Ekin'in saçlarını tarak üstü alıyorum. Parmak olarak girmiyorum ama hadi size kıyak olsun. Parmak arasıyla göstereyim. Şimdi en önden saçı öne doğru taradınız. En önünü alın. Burayı aldık. Bir. İki. Üç. Dört. Beşinci adım. Altı. Ve yedi son adım. Burası. Burayı böylece almış olduk. Tekrar aynı sistem. En öne geliyoruz. Fazla girmeden. Bakın zaten fazlalık ve kısalıklar çıkıyor şurada. Burayı da böyle aldık. Ondan sonra tekrar aynısı. En öne geliyoruz. Bakın kısalar uzunlar çıkıyor zaten. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Ve altıncı adım. Altı adımda en arkaya kadar geliyorsunuz. Ben tabi biraz daha fazla hızlı yapıyorum. Siz bunu minimum 8-9 adımda gelin. Mesela saçlar da terse çıkıyor. Ona da dikkat edin. Mesela böyle aldığınız zaman saçı bu tarafa doğru bir eğin. Bir eğim verin saça. Çünkü kısalar ve uzunlar kalabilir arada. Terse çıktığı için saç. Ondan sonra tekrar en öne geldiniz. Aldınız. Ve burası da bitti.
Bak mesela bütün fazlalık çıktı, gördünüz mü? O yüzden bu tarafa doğru hafif böyle kaydıracaksınız. Şöyle kaydırma yaparak burayı da böylece alabilirsiniz. Ondan sonra şöyle bir saçı kontrol amaçlı en önden şu noktadan şöyle bir tarak üstü geçin. Nerede kısa, nerede uzun var. Şöyle bir tarak üstü bir ince böyle bir ayar çekin. Bir bakın. Ya buradan. Tarakla makası çok yavaş yavaş ittirin ama. İkisi senkronize şekilde gitsin. Kaçırmayın. Ondan sonra şu arkalara geldiğiniz zaman şuralardan da şöyle yaparak bu dengeyi sağlamanız açısından orayı da öyle alabilirsiniz. Ondan sonra tekrar bir öne gelelim. Bu arada müşterinin yüzünü silmeyi de unutmayın. Ekini biz bayağı akıllı bıraktık. Ondan sonra tekrar buraya gelip şöyle bir kontrol amaçlı hani uzun kısa nerede hata var nerede yok ona bir bakmak amacıyla şöyle bir yapabilirsiniz. Ekinim önlerin uzunluğu bence iyi. İyi abi. Orayı fazla kısaltmayacağım. Evet arkadaşlar. Subay tıraşının kesimi de böyleydi. Kestiğimiz saç şu model subay tıraşı modeli. Sormak istedikleriniz varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Eğer ki daha özel şeyler soracaksanız Instagram'dan da bana sorabilirsiniz ve yazabilirsiniz. Ben hepinize cevap vermeye çalışıyorum zaten. Şimdilik videonun sonuna geldik. İzlediğiniz ve destekleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.